Birinci videomuzda kuralları verdik çocuklar. Şimdi ikinci videomuzda sorularımıza başlayalım. Hemen şöyle bir soru çiziyorum. Evet. Hangi kuralımıza benziyor bu sevgili Melek? Makas. Makas kuralı. Ne diyelim buna? Hatta bir şuraya. 3x eksi 40 diyelim. Şuraya da x artı 20 diyelim. Ve diyor ki x eşittir nedir? Dikkat ederseniz kesişen doğrular var. Kesişen doğruların aralarında kalan açılar üç ters açılardı ve birbirlerine eşitti. Yani 3x eksi 40 eşittir neye? X artı 20'ye. Ve burada bilinenlerle bilinmeyenleri bir tarafta topluyorum. Eşitliğin her iki tarafına. Şimdi ister x'i bu tarafa götür, ister sabit terimleri bu tarafa getir, hiç fark etmez. Ben ne demiştim kolaylık açısından? Küçük olanları büyük olanların yanına getiriyorum. Ve işaretini değiştiriyorum. Hani bir örnek vermiştik? Ne demiştik? Torunlar nenelerini dedelerini ziyarete gider. Kıyafetlerini değiştirerek gider. Yani küçük büyüğü ziyarete gider. X, 3x'ten daha küçük. Ziyarete gitti. Ve nasıl gitti? Kıyafet değiştirdi. Yani işaret değiştirdi. Eşitliğin bu tarafında ne kaldı? 3x. Bak. Eşittir. Diğer taraftan geliyor. İşaret değiştirdi. Eksi x. Eşittir. Ne kaldı burada? 20 kaldı. Peki buradaki eksi 40 neydi? Küçük büyüğün yanına geliyor. Eksi 40 artı 20'den küçük. İşaret değiştirdi. Ne oldu? Artı olarak geldi. Artı 40. 3x'ten x çıkarsa bunu nasıl demiştim? Elma olarak düşünebilirsin. 3 tane elmadan 1 tane elmayı çıkartırsam ne olur? 2 tane elma kalır. 2x. 20-40 daha 60. Nasıl okuyorum bunu? Hangi sayının 2 ile çarpımı hangi sayının 2 katı 60 eder? Eder. Bunun için ne yapıyor idik? 62'yi bölüyorum. İdik. 60 bölü 2 30. O zaman ben x'i 30 derece buldum. Soruyu şöyle sorsaydım. X'i değil de şuradaki açılardan herhangi birine sorsaydı. Nasıl bulacaktım? X gördüğüm yere değerini yazacaktım. X yerine ne yazıyorum? 30. Hemen yanına 30 artı 20 eşittir. 50. E zaten çocuklar bu açı buna eşit. Bunun da 50 olması lazım. Deneyeyim mi? Bak şunu sırf denemek için yapıyorum. 3 çarpı x gördüğüm yere 30 koydum. Eksi 40. 3 kere 30. 90 eksi 40. Eşittir 50. Aynı mı? Aynı. Sadece aynı işlemi yapmanızı görmenizi istiyorum ama tabii dinleyenler de. İkinci soru kalıbımız Z kuralı. Sorumuza dikkat edelim. KM doğrusu paraleldir DR doğrusuna. Şu ikisi birbirine paralelmiş. LT doğru parçası ise açıortaymış. Açıortayın özelliği neydi? Geçtiği açıyı iki eşit parçaya ayırıyordu. Yani şurası A ise burası da A idi. E bize neyi soruyor? Bize şunlardan herhangi birini sorsun. Hepsini bulabiliriz. Hangisini sorarsa sorsun çocuklar. Hepsini bulalım. Bunu bulabilmek için hareket noktam ne? Dikkat edin. Şurası. Verilen ne? 70 derece. Yani KDF açısı verilmiş 70 derece. Ve çocuklar bizden bunları istiyor. Şimdi nasıl yapıyorum? Bunun bir bütünler açı, yani doğru açı olduğunu görüyorum. Neyin? 70 artı A artı A 2 A. Neye eşit? 180 derece. Şimdi ne yapıyorum? Bilinenlerle bilinmeyenleri bir tarafa topluyorum. 70'i diğer tarafa işaret değiştirerek geçirdim. 180 eksi 70'ten 2A eşittir. Ne buldum? 110 buldum. Ne demek? Hangi sayıyı 2 ile çarptığım zaman 110 oluyor. 110'u 2'ye böldüm.
ve ben A açısını buldum. Kaç derece açısı? 55 derece. Şurası 55 derece. Şurası da 55 oldu mu? Neden? Açı oradan çünkü eşit idi. Şimdi ne yapabilirim çocuklar? Burada Z kuralını görebiliyor muyuz? Şurasıyla şurası bir Z harfi oluşturdu mu? Evet. O zaman şurası 70 derece ise burası da 70 derece olur mu? Evet. Olur. Dikkat edin, şurası doğru açı oluşturdu. Burası 70 ise burası kaç oldu? 110 derece oldu. Şimdi buraya bakın. Ne yapalım? Buradan rengimizi değiştiremedik. Şimdi bir kez daha bakın. Bir tane de ters S burada var. Şurası eğer 55 derece ise burası da 55 derece olur mu? Olur. Zaten bir üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu düşünürsek 55, 110, 70 daha 180. Böyle sorularda bize hangi açıyı isterse istesin, hangisini sorarsa sorsun yapamayacağım. Soru yok çocuklar. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi buna bakar bakmaz aklımıza ne geliyordu? Kalem ucu kuralı. Bak dikkat edin çocuklar, şöyle kalem ucuna benzedi değil mi? Hatta kaleme benzedi bu. Kalem ucu kuralında ne yapıyorduk? Şu 3 tane açımızın toplamı 360 dereceydi. Yani 2x artı 10 artı x artı 30 artı 3x eksi 40 ne eşit 360'a? Dikkat edin, burada hem açıları işliyoruz hem de cebirsel ifadelerle işlem yapmanın üzerinden geçmiş oluyoruz. Tekrar ne yaptık? Bilinenlerle bilinmeyenler. 2x, x daha, 3x. Burada da 3x var. Atladım. 6x. Şimdi 10 artı 30 daha 40. Artı 40. Bakın burada da eksi 40 var. Artı 40 eksi 40. Ne yaptılar? Birbirlerini götürdüler. Yani nasıl düşünüyorduk? 40 liram vardı. Kantine indim, 40 lirayı harcadım. Cebimde para kaldı mı? Hayır. Artı ile eksi birbirini götürdü. Elimde ne kaldı? 6x eşittir 360 kaldı. Ne demek? 6'yı kaçta çarparsan 360 olur. Yani 6x eşittir 360'tan. Her iki tarafı 6'ya böldüğüm zaman x eşittir 60. 36'nın içine 6. 6 defa 0 ekledim. X'i ben 60 olarak buldum. Peki bütün açıları bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Nasıl bulurum? X gördüğüm yere değerini yazdım. 2 çarpı 60 artı 10. 2 kere 60 120. 10 daha 130. O zaman şuranın 130 oldu. Bir geniş açı olduğunu söyleyebilirim değil mi? Evet. Evet. Peki burası? X gördüğüm yere 60 yazdım. Hemen yanında 30 ekledim. 90. Ha, burada bir dik açı var mıymış? Varmış. 90 derecelik açının bir dik açı olduğunu biliyoruz. Geldim buraya. 3 çarpı 60 eksi 40. 3 kere 6 18. 180 eksi 40. Burası da kaç derece olur? 140 derece. O zaman çocuklar 130 derece, 90 derece ve 140 derece. Bunların içini topladığım zaman 360'ı elde ederim. Böylece bu soruyu da gayet güzel anladığınızı düşünüyorum. Bu kuralımıza baktığımız zaman neyi görüyoruz? Zigzag. Zigzag kuralı. Neydi zigzag kuralımız? Açılarımızın yönlerine bakıyorum. Hadi şuraya ne diyelim? R diyelim. Buraya ne diyelim? S diyelim. Buraya da hadi O diyelim. Dikkat edin çocuklar. L kare açısı 30 derece. KRS açısı 40 derece. S, O, M açısı 35 derece. O, M, N açısı 20 derece. Yönü aynı olanlara bakıyorum. Yönü aynı olanlar. Yani pencere tarafına bakanlar. 30 artı X artı 20. Yönü farklı olanların toplamına bak. 40 artı 35. Başka var mı? Hayır. Yönlerine dikkat ettik. Şimdi topluyorum.
30 20 daha 50 artı x eşittir 40 35 daha 75. Çok güzel. Peki ben x'i nasıl bulacağım burada? X eşittir x'i yalnız bırakmam lazım. Yanındaki sayı eşitliğin diğer tarafına işaret değiştirerek gönderdim. 75 eksi 50'den x eşittir 25 derece buldum. Yani şurası da kaç dereceymiş? 25 derece. Karşınıza geldiğinde tekrar ediyorum. Şu zikzaklar kaç tane olursa olsun yöntem aynı. Çok kolaylıkla yapabileceğimiz soru kalın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet.